Kayıt mı? Kayıt. Kayıt mı? Kayıt. Evet abi, buyur abi. Buyur abi. He, burada senin anlatman gerekiyor. Ne anlatayım abi? Vallahi durumu anlatabilirsin. Durumu mu anlatayım? Evet. Abi? Mü 3 kere atacak ihtimal dayıya sor. Arkadaşlar, şaka maka bir yana. Merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Konteynerle detaylı bilgiler. Mehmet, uçlarımı. Kanalıma hoş geldiniz. Size yine iş öğretmeye, yani estağfurullah, iş öğretme değil de işin detaylarını göstermeye devam ediyorum. Konteynerimizin sacını yapmıştık, profillerini yapmıştık, bir iki video atmıştık. Şimdi iş döşemelerine başladık. Köpük lambiri, onları size göstereceğim. Son çektiğimiz videoda taban betopanlarımız yoktu. Evet. Ama betopanlarımızı döşedik. Betopanlar döşedik. Bu cephenin lambirisini şu anda vurduk. Sabah başladık. Bugün pazartesi. Dediğiniz gibi pazartesi dedik mi pazartesi başlarız. Lambiri döşendi. Kimisi diyor da esneme olur, sallanma olur, bilmem ne olur. Arkadaşlar herhangi bir sallanma yok. Bakın bina komple sallanıyor ama duvar sallanmıyor. İç duvar bölümümüzü bitirdik. Katı mutfak tezgahının geleceği yer. Bu kenarlar yine lambiriyle kapanacak. Bu kapı bu duvara açılacak. Ben şimdi bunun dördüncüsünü çekeceğim. Bitmeye yakın pimapenler falan da takılınca. Kapı bunun üstüne açılsın, yer kaplamasın diye böyle iki tane duvar buraya koyduk. Buraya mutfak tezgahımız gelecek. Burası tuvalet banyo olacak. Şimdi kimisi de diyor ki ya bunun diyor tuvaleti banyosu, hatta burada bazı arkadaşlar da görünce kendilerine yapmayı düşünüyor. Soruyorlar. Tuvalet nasıl gidecek? Banyo nasıl gidecek? Arkadaşlar klozet takıyoruz. Klozetlerin arkadan çıkışlı olanları var. Taktığımız zaman onu da göreceksiniz. Videolarımı takip etmeye devam edin. Bak şuraya. Şimdi arkadaşlar bu bizim saç duvarımız. En güzel ayrıntıyı burada size gösterebilirim. Şurada köpüğümüz var. Bu köpüğümüz 20 danside bu arada. Yani yoğunluğu yüksek. İçinden de lambirimizi bir de alıyoruz. Dümdüz bir duvar elde ediyoruz. Biz burada alttan düz asma tavan çekiyoruz. Direkt çatının meylini yakalıyoruz. Önceki videolarımda bitmiş bir konteyner göstermiştim size. Yani içeriden buranın tavanı eğimli olacak. Bu şekilde devam ediyoruz. Parkesini aldık. İnşallah Mehmet Usta'm buranın lambirisini yarın akşama kadar bitirecekmiş. Öyle mi Mehmet? Evet. Yarın akşama bitiyor. Evet. Tamam bak ben bunu şimdi internete atacağım Mehmet. Çarşamba günü parkeci giriyor. Parkemiz döşenecek. Pimapenlerimizi sipariş verdik. NASA Plus Mehmet amcaya. Pimapenlerimiz gelecek, onları takacak. İnşallah cuma gününe bitmiş olacak burası. Vay şöyle yakından böyle izleyicilerimiz anlayacak şekilde bir çek. Evet, hiç boşluk vermeden yalıtımı, köpük malzemesi ekleniyor. Şu köpüklerimiz, bunun dansidesi arttıkça kalitesi artar, dansidesi düştükçe düşer. Bunu daha çok inceltebilirsiniz ama o zaman izolasyonun yoluna tavana 5 santim köpük kullanıyoruz. Diyormuşum, şaka yaptık, ona da 3 santim kullanıyoruz. Yoğunluğumuz yüksek çünkü 20 danside kullanıyoruz. Yani 20 danside. 10 danside olsa kalınlaştırırdık. Zaten bu konteyner olarak ya, bu şantiye, evet. Ofis olarak. Ofis değil ya. Şimdi şantiyede mühendisler, mimarlar oturacaklar içine göster. Diğer videolarımızda aynı videoyu çekmek istemiyorum. Bunun için bir tarafında patron oturacak işte geldiği zaman, bir tarafında da mühendisler, mimarlar, şunlar da bunlar, biz oturacağız yani. Anlatabildim mi? Bizim. Yani kolay bu. Abi buranın da çeleni ben yapacağım ya, çeleni, demirini, Allah'ın izniyle inşallah yani. Öbür tarafın hayırlısıyla. Tabii yani konuştuk, bitti de. Allah ömür verirse. İnşallah. Piyasada da bir sıkıntı olmazsa, TEDAŞ'la şu elektrik telini kaldırırsa. O önemli bir konu değil mi? Tabii ya, zaten bu TEDAŞ'ta iş yürütmek kadar sıkıntılı bir iş yok. Tarsama su abonesi oldum. Sabah gittim, onda geldiler, kolye bağladılar, su aldı. 15 gündür enerji müsaadesi için bekliyorum. 15 gün kontrol için bekliyorum. Bir ay oldu, daha dükkanımızda elektrik yok, sen biliyorsun. Ya vallahi yalan yok. TEDAŞ'ta herkes sorun yaşıyor. Bireyler sorun yaşıyor. Bütün memleketin bütün ilinde TEDAŞ sıkıntı. Evet. Burada enerji sağ var ama yine TEDAŞ'a bağlı. Nereye giderseniz gidin TEDAŞ'ta. Enerji sahaya dosya gelene kadar büyük bir problem var. Problemi de ben çözdüm. Hatta beni buradan TEDAŞ'ın yetkilileri dinliyorsa şöyle söyleyeyim. Üniversiteden mezun olmuş. Hiçbir bilgi sahibi olmayan, yani teknik olarak bilgiye sahip ama işlevsel olarak bilgiye sahip olmayan insanları getirmişler. KPSS ortalaması doğru tutturmuşlar. Adamlar yasa uygulamaya çalışıyor.
İşi bilmiyor. Yani işi oruluna götürmüyor. Mesela ben su abonesi oldum. Köy burası. Gittik gaz ruhsatımızı aldık. Bari elektrik teli dibimizde. Yanımızdaki adam elektrik kablosunu bir tane tahtaya bağlamış, takmış, abone almış. Benden kalıcı yok biri kablolar. Yok yüksek yerine elektrik hatları. Bilmem ne. Yani abuk çubuk acayip acayip bir şeyler çıkartıyorlar. Onu bırak. Bir de gelmişler kontrole. Benim binamı kontrol ediyor. Sanki yapı denetimci. Sen elindeki elektrik projesine bak. Elektrik projesiyle tesisatı karşılaştır. Tutuyorsa senin işin bitti. Yok diyor, burada tuvalet var, burada banyo var. Elektrik kullanmıyorum, benim burada gesim var. Olmaz diyor, gesi sök. Ya konuyu nereye getirdik? Bunu ayrı bir video çekeriz. Ama TEDAŞ gerçekten sıkıntı. Hatta benim bu videomu izleyip benimle şikayetçi de olabilirsiniz yani. İftira atıyor diye. Ben bunların hepsini ispatlarım. Neyse, konumuzu toparlayalım. Konteyner bizim şu anda konumuz. Bayık, dağıttın bizi yine ya. Hep benim suçum. Hep senin suçun mu? Şu malzemeyle alakalı biraz bilgi verir misin? Bu malzemeyle alakalı bilgi mi vereyim? Bu kadar genişini ben daha önce görmedim misal. Abi bunun 60 santime kadar genişi var bu lambirinin. 60 santim. 60 santime kadar. Evet, 60 santime genişi var. Bak sen bunu kalınlık görünce aklıma geldi. Evet. Bu ayrıntıya daha söylemedim. Gel. Şimdi bu bizim lambirimiz 25 santim kapatıyor. 25 santimde bir vida var ya. 25 santimde bir vidayla bu sağlam olmuyor diye. Mehmet'imi çek. Lambiri vidalamadan önce arkasına Dyson sıkıyoruz. Bak. Dyson sıkıp çıkıyoruz, vidalıyoruz, komplesi profile tutmuş oluyor. Ondan sonra da bu vida bıraksa bile plastik duvardan bırakmıyor. Bunu bazen yapan arkadaşlar şey yapıyorlar, bu Dyson'u silikonu sıkmıyorlar, konteyneri kaldırıyor, bir işte bir iki salladım, düştüm, kaldırdım, duvarların hepsi dökülüyor. Hatta bu videomu izleyen konteyner almış arkadaşlar taşıma esnasında çok başlarına gelmiştir. Biz aldığımızda bu sapa sağlamdı. Vince yüklendi. Arsaya gelene kadar arsada kapıyı bir açtık. Lambirler dökülmüş. Bu yüzden dökülüyor. Biz bunlara komple silikon sıkıyoruz. Dyson güzel yapışıyor. Zaten şu ara kayıtları geçenki videoda söylemiştin. Abi, onları sonradan attırdım. 60 santim araya kayıt atıyoruz biz bunda. Dyson'la sıkıyoruz. Bunda herhangi bir problem olması imkansız. Ha, ben bunu reklamım olsun diye çekmiyorum. Bütün videolarımda belirtiyorum. İş yapacak olanlar ve yaptıracak olanlar işi bilsinler. Ona göre hareket etsinler diye. Yo, zaten şimdi herkes bütün videoları izlememiş oluyor. Bilgileri de biraz tazelemiş oluyor. Aynen. Şu malzeme tamamen lambireyi tutsun diye. Aynen. Şuraya attığımız şu ince profilin konteynerin şasesiyle sağlamlığıyla bir alakası yok. Lambireyi güçlendirmek için. Bizim ana şasemiz şu 30'a 20'lerin olduğu. Bunu da 20'ye 40 yaparsan 4 santim duvar olur. 20'ye 60 yapabilirsin. Bazı memleketlerde bu malzemeler satılmıyor ama demir çelik bizim dibimizde olunca 30'a 150 profil bile var. Kimisi diyor ki piyasada bu mal yok, usta saçmalıyor, bir şeyler üfürmüş. İskenderun bizim dibimizde, demir çelik de burada. Yani ben size şöyle söyleyeyim, şu 20'ye 10 profilin 20'ye 60 profilini bile biz burada bulabiliyoruz. Var yani. Çeşit malzememiz çok. Malzeme sanıyor. Evet. Mesela biz 30'a 20 kullandık. Buna 30'a 40 da kullanabilirsin. 30'a 50 de kullanabilirsin. 20'ye 40 da kullanabilirsin. Bu önü açık ama gerek yok yani. Bu malzeme ne kadar hafif olursa o kadar sağlam olur. Ne kadar ağır olursa o kadar gereksiz yükü bindirmiş olursun. Yıkılır. Olay bu. Betopanlarımızı döşedik. İşte lambirlerimiz döşeniyor. Bitecek. Parkemiz çakılacak. Parke çakılırken bir video daha yapacağız. Bitireceğiz. Beraber bitireceğiz bunu. En son şöyle bir güzellik daha yapacağım size inşallah. Bizim fabrikamızda kantarımız var. Burada. Kantara kaldıracağız bunu, vinçle götürmeden önce kantarın üstüne koyup bir tartı belirleyeceğiz. Yani bu kaç ton geliyor, ne kadar ağırlığı geliyor. Onu da size söyleyeceğim. Hatta ben size bir güzellik daha yapacağım. En son bunun maliyetini de kalem kalem açıklayacağım. Sadece şu kadar profili, bu kadar betopanı, bu kadar kapısı, penceresi, bu kadar. Bunu ben bu kadara mal ettim, şu kadara da sattım gibisinden. Faturasını da göstereceğim size KDV'li madeveli. Hepsini size alelen göstereceğim. Siz de bunları göz önünde iş yaptırırken bulundurun. İş yapan ustalarım da bunu göz önünde bulundursun. Müşteriye şeffaf olsunlar, yalan konuşmaya gerek yok. Olay bu. Çalışıyoruz. Lambirimiz kaliteli bir lambiri. Pakpen'in lambirisini kullanıyorum ben. Daha ucuzları var, merdiven altı. Buradan çekme de kırılıyor. Bunlarda kırılma olayı yok. Bunlar direkt TSL, ihracat malı. Yani yurt dışına ihracat yaptıkları için içine çöp karıştıramıyorlar. Kalite olarak çok iyi. Böyle arkadaşlar, hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenin. Yani işinize yarar diye abone olun diyorum isterseniz de olmayın ama benim
faydam olur size, zararım olmaz. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. İyi günler.